Sen diyelim ki bir uzay mekiğine bindin ve uzaya gittin ve ben dünyadan sana bakıyorum. Hı hı. E bu noktada sen hareketli gözüküyorsun. Hı hı. Ama sen oradan buraya baktığında dünya hareketli gözüküyor. Yani gözlemciye göre hareket değişmiş oluyor. Bu da zaten e, uzay zaman kavramının kişiye göre değiştiğini bize açıklıyor. Ama bütün bu durum içerisinde ikimiz için de aynı olan tek şey varsa o da ışık hızıdır. Işık hızı herkes için aynıdır ve sabittir. Peki Derya'cığım Işık hızına bu kadar yaklaşmışken sen de bize ikizler paradoksunu anlatır mısın? Tabii, tabii anlatırım. <laughs> Şimdi şöyle bir olacağım, hemen anlatayım. Farz edelim ki benim bir ikizim var. Böyle. Kendisini ışık hızına yakın gidecek bir uzay gemisiyle... Pişt! uzaya yolladım. Ve belli bir süre sonra benim ikizim uzaydan geldiğinde beni yani dünyadaki beni daha yaşlı bulmuş bulacaktır. Aşk olsun sen yaşlanır mısın? Orası ayrı. İkizim benden daha az yaşlanmış olacaktır. Bunun sebebi ışık hızına yakın olan noktalarda zamanın daha yavaş akmasıdır. Yani zaman mutlak bir kavram değildir. Farklı gözlemcilere göre farklı hızda akmaktadır. Ve tabi bu paradoksla Einstein evrene bakış açımızı kökten değiştirmiştir.